Müthiş bir patlıcanlı pilav hayranı olarak yeni bir patlıcanlı pilav tarifiyle karşınızdayım. Geçtiğimiz senelerde böyle bildiğimiz Türk usulü zeytinyağlı bir patlıcanlı pilav yapmıştık. Bugün içine nohut girecek ve farklı baharatlar girecek. Çok lezzetli bir yemek oluyor. İsterseniz sıcak yiyebilirsiniz, ılık yiyebilirsiniz, işte bir mangal sofrasına çıkartabilirsiniz, yanına yeşil salata yapın, nefis bir öğlen yemeği olur. Yemeğe doyamayacağınız bir pilav tarifi. Benim gibi bir pilav sever bunu söylüyorsa bana mutlaka güvenin. Şimdi önümde 3 farklı tencere tava var. Bir tanesinde nohut haşlıyorum. Diğerinde yağ ısıtıyorum. Orada patlıcanları kızartacağım. Bunun da altını açtım pilav tenceresinin. Onda da pilavı bir yandan yapmaya başlayacağım. Patlıcanları önce alacağını soyup daha sonra tuzlu suda beklettim. Çok ufak dilimlemiyoruz. Hafif iri kalacak ki yerken böyle bir dişe gelsin, kendini patlıcan iyice hissettirsin. Yağ kızınca patlıcanı içine atacağım. Buraya da biraz zeytinyağı alıyorum. Kırmızı soğanı ekliyorum ve de taze soğanın beyaz kısımlarını. İki farklı soğanı buluşturuyoruz. Bu sayede iki farklı aroma pilavda olacak. Taze soğan tercihen, sırf taze soğanı da çok lezzetli oluyor. Evet, patlıcanı da kızartabiliriz. Kızgın yağ bir şey bırakırken böyle kendinizden uzağa doğru bırakırsanız daha güvenli olur. Aklınızda olsun. Patlıcanlar tamam. Bu arada soğanlar da tamam. Şimdi patlıcanları bir kağıt havlunun üzerine alıyorum. Pirinci kavurana kadar böyle hafif beklemesini istiyorum. Tabii böyle ocağın farklı gözlerini kullandığımız yemekler yaparken güzel bir ocağınız olması çok önemli. Benim ocağım boş, çok rahat ediyorum çünkü bir çok geniş. Flame Select diye bir özelliği var. Gazlı bir ocak olmasına rağmen böyle eğilip bakmadan ateşi kontrol edebiliyorum. 9 kademeye kadar harlılığını ayarlayabiliyorum. Yani evimde böyle güzel bir ocağım olsun, rahat rahat kullanayım diyorsanız o zaman tavsiye ederim. Soğanlar güzelce karamelize oldu. Böyle tatlı tatlı olacak bu sayede yerken. İçine sarımsağı ekliyorum. Gram masala ekliyorum. Bu bir Hint baharat karışımı. Marketlerde bulabilirsiniz, internette bulabilirsiniz. İsterseniz yerine böyle kimyonlu, kırmızı toz biberli, pul biberli bir karışım yapıp ekleyebilirsiniz. İsterseniz köri ekleyebilirsiniz. Ama içine nohut girdiği için böyle biraz o Hint baharatlarına gitmek çok güzel bir lezzet katıyor. Nohutla patlıcan ve baharatlar buluşunca müthiş bir hale getiriyor bu pilavı. Şimdi sarımsak ve baharatları beraber kavuruyorum. Ve inanılmaz kokmaya başladı bile şu an mutfak. Şimdi pirinci ekliyorum. Ben basmati tercih ediyorum. Hiç sıcak suda beklemiyorum ancak soğuk suyun altında güzelce yıkıyorum. Pirinci de kavuruyorum. Tuz ve karabiber. Nohut. Konserve nohutla da yapabilirsiniz. Ve de patlıcanlar. Şimdi suya ekliyorum. Zaten hızlıca kaynama noktasına geldi. Altını kısıp kapağını kapatıp suyunu çekene kadar bekliyorum. Bu arada eğer derseniz İdil benim pilavım daha hafif olsun, bana patlıcan kızarttırma. Şöyle yapabilirsiniz. Soğanı kavurduktan sonra patlıcanı kavurup ondan sonra aynı adımları takip edebilirsiniz. Ancak önce kızartıp sonra pilavı ekleyince benim rahmetli anneannem de patlıcanlı pilavı böyle yapardı. İnanılmaz lezzetli oluyor. Ondan ben öyle yaptım. Pilav pişti. Ondan sonra 1-15-20 dakika kadar demlenmeye bıraktım. Şimdi açıp bir tava alıyorum. Üzerine kişniş, taze soğan ve yemeğe hazır. Ve hazır patlıcanı, pilavı, nohutu bir arada. İçinde taze otu var. Son derece aromatik, aynı zamanda da lezzetli bir pilav tarifi. Mutlaka deneyin. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Her şeyin en güzeli evde diyoruz. Böyle pilav tariflerinin de en güzeli evde olduğunu unutmuyoruz. Hoşçakalın.